Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz canlı yayın konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bence siz hoş geldiniz. Kamp yaptığımız otele sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. İyi yayınlar diliyorum herkese. Hocam stüdyodan da özellikle de sizinle birlikte İstanbulspor'un oynadığı oyundan tüm taraftarların aslında keyif aldığı da belirtildi. Bunun özelinde şimdi sizin ikinci döneminizle başlamak istiyorum. Siz İstanbulspor'daki ilk döneminizde takımı Süper Lig'e çıkartan hocaydınız. Şimdi de takım sizinle birlikte Süper Lig'de kalma mücadelesi verecek. İkinci döneminize başlama süreciniz nasıldı? Şöyle söyleyeyim, aslında verdiğimiz mücadele ligde kalma mücadelesi değil. Çünkü onun başka refleksleri oluyor ve biz o anlık reflekslerle hareket eden bir kulüp, bir camia değiliz. Daha uzun vadeli planlarla hareket ediyoruz. İkinci döneme başlama şeklimiz, Sayın Başkanımız, sevgili arkadaşımız Hakan Yakın'ın ayrılma sürecinde anlaştıktan sonra kendisiyle karşılıklı olarak biz davet etti İstanbul'a. Oturup neler yapabiliriz diye konuştuk. Kulübün içinde bulunduğu durum sportif olarak biraz gerçekçi bakmamız gereken bir tabloya itiyordu bizi. Ve bu tabloda neleri kısa vadede değiştirebiliriz, uzun vadede neleri daha iyi yapabiliriz planladık. Ve yeni tekrardan ilk dönemimizde biz şampiyon olurken İstanbulspor'u sevenlerin bir sloganı vardı. Yeni nesil İstanbulspor diye. Şimdi tekrardan bu tarz bir yeni nesil İstanbulspor'u tekrar nasıl var edebiliriz? Bunun plan içerisindeyiz. Dediğiniz gibi biz sadece anlık olarak ligden düşme mücadelesi bunlar hiç bizim motivasyonumuzu etkileyen şeyler değil. Biz şu anda İstanbulspor'un az önce de size söylediğiniz, bizi de bu çok mutlu ediyor. İnsanların İstanbulspor'u izlerken keyif alması. Çünkü kulüp kurulduğu günden bu yana, lise öğrencilerinin kurduğu günden bu yana genç futbolculara önem veren, o genç futbolcularla çıktığı her platformda kazanmak için, galibiyet için mücadele eden bir kulüp olmuş. Biz de tekrardan bu ruhu canlandırmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi ilk üç maçı değerlendirelim istiyorum. Bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet var ki mağlubiyet de aslında Galatasaray maçında, evet. İstanbulspor'un oynadığı oyun gerçekten takdir edildi. İlk üç maçlık periyodu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle de takıma olan uyumunuz ve takımın sizin sisteminize olan uyumu konusunda. Şöyle söyleyeyim, zaten sağ olsun başkanımızla başlayan ve kulübe geri dönüşümüz çok bizi motive eden bir şekilde oldu. Her anlamda. Çok güzel bir karşılamaydı kulüp tarafından, çalışanlar tarafından. Ki zaten bu bizim için, bizim gibi futbola kendini adamış insanlar için bu motivasyon bile yeterli. İşinize dört elle sarılmak için. Ve bizi bu motivasyon başlattı İstanbulspor'da. Böyle bir motivasyonla başladık. Takımdaki değişikliğe gelince zaten bizim dönemimizden kalma belli başlı oyuncular vardı ama daha sonradan, bizden sonra katılan, ekibe katılan oyuncularla da İletişimimizi hızlı bir şekilde sağladık. Bir formasyon değişikliği oldu. Ve burada hep genelde teknik adamlar kendine yontar ama bence bu kadar radikal bir formasyon değişikliğine ayak uyduran futbolcu arkadaşlarım bence en büyük pay burada. Çünkü demek ki hem oyun repertuarları hem de bireysel olarak oyuncu profilleri bunu uygulayabilecek güçte ve yetenekteymiş ki belki ülkemizde çok da böyle sıcak bakılmayan bir formasyonu. Çok gayet keyifli ve gayet üretken bir şekilde uyguluyorlar. Bence büyük rol bizden daha çok futbolcu arkadaşlarım burada. Büyük alkış. Radikal olarak bir taktik değişikliği kararınız oluyor. Normalde Türkiye'de ağırlıklı dörtlü defans sistemi uygulanıyor ama siz özellikle de zaman zaman üçlü veya beşli biraz da açıkçası dizilişlerde kafa karıştıran bir taktik uyguluyorsunuz. Evet. Özellikle de bu sistemi uygulamanızın sebebi veya sebebi nelerdir veya nereden örnek alıyorsunuz? Bazen şöyle, bazen simetrik formasyonlar da uygulamıyoruz. Bazen rakibin kuvvetli tarafına göre asimetrik, mesela Galatasaray maçında biraz asimetrik bir savunma dizilimiyle dizildik. Topu kaptıktan sonra başka bir formasyona döndük. Şimdi bu şöyle oluyor. Aslında rakamlara çok inanan da bir teknik adam değilim, onu söyleyeyim. Daha çok sahadaki rollere inanıyorum. Yani bireysel olarak futbolcuya verdiğiniz bir rol var. Burada da doğru oyuncuya doğru rolü verebiliyorsanız zaten başarılı bir strateji ortaya çıkıyor. Bir uygulama ortaya çıkıyor. Biz bir rolleri belirliyoruz. O elimizdeki oyuncu ne? Rakip ne? Biz neyiz? Ve hangi rolleri kime verebiliriz? Ve bu rolleri de en iyi hangi formasyon üzerinden uygulayabiliriz diye. Yani aslında çıkış noktamız formasyon değil. Roller. Elimizdeki oyuncuların geçtiğimiz 3 maçta rakibe göre
üçlü formasyon üzerinden goller verdik ve bunu gayet başarılı uyguladılar. Ben skorlara çok takılmıyorum. Az önce dediğiniz gibi o ligde kalma refleksiyle hareket edersek skorlara çok takılırız. Bu da bence bir sonraki maçtaki oyun üretkenliğimizi ve keyfimizi düşürür. Biz de, uzun vadede dediğim gibi yine İstanbulspor kimliğini daha önce keskinleştirdiğimiz o sivrileştirdiğimiz kimliği yani sahaya çıktığı zaman rakip kim olursa olsun ve İstanbulspor'un yeri neresi olsa olsun İstanbulspor sahaya kazanmak için çıkar. Beraberlik için çıkmaz. Yani savunma yaptığımız maçta bile daha çok savunma yaptığımız maçta bile finalde golü nasıl atarızı planlayarak sahaya çıkıyoruz. Bu anlamda bu zamana kadar böyle bir formasyonla çıktık. Bundan sonra da yine bunu mükemmelleştirip belki farklı formasyonlar da ekleyeceğiz buna. Çünkü yine en büyük gücümüzü buradan alıyoruz. Futbolcuların oyun repertuarını geliştirmekten. Ki bunu yaptığınız futbolcular maçın anında, maçtan maça, devreden devreye ya da haftadan haftaya farklı formasyonlarda oynayabiliyorlar. Bu size hem zihinsel bir güç veriyor, bir motivasyon veriyor teknik adam olarak. Hem de bence futbolcunun da değerinin artması açısından, uluslararası, ulusal değerinin artması açısından futbolcuya da bir reputasyon kazandırıyor. En büyük hedefimiz zaten bu. Hocam sırada Rams Başakşehir maçı var. Son haftalarda mağlubiyet almayan bir takım ve çıkışa geçti. Sağ kenarında sizin gibi tutkulu bir teknik adam var. Onun ekibi, Çağdaş Atan'ın ekibi. Evet. Bu maç hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, çok da kaliteli bir kadro var ellerinde. Çağdaş Hoca da son yılların yükselen isimlerinden bu anlamda sahayı düşünen antrenörlerden, teknik adamlardan, sahayı geliştirmeye çalışanlardan. Bu böyle teknik adamlarla hem rakip olmak hem de aynı platformda olmak aslında keyif verici. Çünkü bu tarz teknik adamlar birbirlerini geliştirirler. Biz ona bir şeyler katarız, onlar bize bir şey katar. Çünkü ne yapıyor ve biz bunu nasıl durdurabiliriz? Ve nasıl üstesinden gelebiliriz diye. Son üç gündür de buna bir hazırlık yaptık. Bence yine ne olursa olsun bizim kendi stratejimizi sahaya yansıtmaya çalışacağımız ve Başakşehir'in nasıl daha stratejini, onların stratejisini nasıl durdurabiliriz ve kendi stratejimizi nasıl sahaya yansıtabiliriz bunu düşündük. Bence yine izleyenler için keyifli bir maç olacak. Bu maç üzerinde bu kadar söyleyeyim şimdilik. Transfer dönemindeyiz hocam. Takımdan ayrılan bir iki isim oldu. Özellikle de Endao ve Etemin'in ayrılıkları çok beklenmiyordu. Bu ayrılıklar takımda bir güç kaybına neden oldu mu? Ayrıca sizin yönetime sunduğunuz bir transfer raporu var mı? Özellikle de bölge anlamında. Evet. İstanbulsporlu taraftarlar transfer görecek mi? Evet, şöyle. Şimdi en sondan başlayalım soruya. Zaten başkanımız bizi davet ettiğinde görüşmeye, yani tek ikinci dönem daha başlamadan, beraber bir takım değerlendirmesi yapmıştık hani. O bana sormuştu ne görüyorsun, ne yapalım diye. Ben de kendisine sormuştum. İlk aklımıza gelen ya da ilk gördüğümüz nokta şurası. Uzun vadede düşünmemiz gerekiyor ve yerli oyuncu havuzumuzda bir aslında gitgide bir azalma var. Daha fazla yerli oyuncu üretip ülke futbolunu üst seviyede kazandırmamız gerekiyor. Çünkü elimizdeki Muammer Sarıkaya, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar gibi şu anda daha çok hani oynayanları söyledim. Transfer potansiyeli yüksek oyuncular var. Çok fazla ilgi ve talep gören ulusal ve uluslararası anlamda. Ki bu oyuncular da doğru teklifi bulduğumuz zaman bunları da elimizden çıkardığımızı düşünürsek yerli oyuncu portföyümüzü, havuzumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Başkanımız da ilk üzerinde durduğumuz nokta burasıydı. Ama bu soruyu cevaplarken birkaç bir şeyi birleştirmem gerekiyor. Hani dediniz ya ligde kalma mücadelesi. Eğer bu refleksle hareket ederseniz transferde başka öncelikleriniz oluyor. Ki bizim dışımızda pek çok kulüp ligde kalma içgüdüsüyle transfer yapıyor. Refleksiyle transfer yapıyor. Ve bu cevap vermediği zaman sahada bunun faturasını bir alt ligde de çok ağır ediyorlar. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Telaşımız ya da korkumuz yok. Biz nerede olursak olalım, hangi platformda olursak olalım ayaklarımız yere sağlam basar. Bunun için de anlık reflekslerle transfer yapmayız. Bizim uzun vadeli bir planımız var. Uzun vadeli planda şu anki önceliğimiz mevkiler, evet öncelikli mevkilerimiz var ama asıl önceliğimiz yerli oyuncu havuzumuzu geliştirmek. Bu da alt liglerden şu an taramaya başladık. Özellikle Almanya ve Avrupa'daki gurbetçi oyuncuları taramaya başladık. Bu hafta içinde olabilir. Olmazsa takibimizi canlı olarak gidip gelerek de devam ettiririz. Sezon sonu olur. Biz uzun vadeli yeniden İstanbulspor'u işte bu zamana kadar nasıl bir oyun ürettik? İşte son 3 haftadır bahsedilen oyunumuz. Bunu taşıyabilecek oyuncuları tekrardan bulup bunu nasıl inşa ederiz? Bunu düşünüyoruz şu anda.
Hocam şimdi biraz İstanbulspor'dan çıkarak Süper Lig'e geçmek istiyorum. Aslında puan puana giden bir şampiyonluk yarışı da var. Özellikle de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz ki? Yanlış hatırlamıyorsam siz bir dönem İsmail Kartal'ın da teknik ekibinde yer almıştınız. Evet. Ve o İsmail Kartal şu anda zorlu bir şampiyonluk yarışında. Her iki takım durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bununla bağlantı olarak şunu sormak istiyorum. İlk 2 ile diğer 18 takım arasındaki kopmanın ana sebepleri nelerdir? Evet. Şimdi şampiyonluk yarışı zaten bunu 3-4 ay önce de söylemiştim. Başka bir televizyon programında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçeceği daha o zamandan belliydi. Ve çok hızlı bir şekilde netleşti. Ben bu kadar hızlı bir şekilde kopma da beklemiyordum açıkçası ama bu iki takımın bariz performansı bunu etkiledi. Burada haklarını vermemiz gerekiyor. İsmail Hoca'nın da 6 sene kadar yardımcını yaptım. Beraber şampiyonluk yaşadık. Bence bulunduğu nokta ve olduğu şey benim için sürpriz değil. Ama şampiyonluk yarışında iki takımın da hani hangisi bir adım önde deseniz, bana sorsanız, evet, iki takımın da oyun olarak, oyuncu kalitesi olarak ya da strateji olarak birbirlerinden daha önde oldukları noktalar var ama totalinde baktığınız zaman ikisini birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Bence şampiyonluk yarışını iki camianın mental dayanıklılığı belirleyecek. Yani kim bu tabiri caizse bu at yarışlarına doğru, at başı giden yarışta kim önce pes edecek bu mental olarak. Çünkü iki takımın da kalite olarak ya da oyun anlamında farklılıkları var ama birbirlerinden zayıf kalan tarafları yok. Diğer takımlara karşı çok daha baskın geliyorlar. Bu anlamda iki camianın da bence mental dayanıklılığı nereye kadar gidecek? Burada belirleyici kısım bu olacak bence oynadıkları maçlarda. Bir de hocam diğer soru, ilk 2 ile 18 arasındaki evet, farklılık, kopma neden şimdi olabilir? Şimdi şöyle, bunu geçen sene İstanbulspor'un başındayken Süper Lig'de belki siz yine TRT ekranlarında da söylemiştim. Başka bir belki programda. Son yıllarda özellikle büyük takımlarında çok hepsinin birden çok kolay toparlanamayacağını öngörmüştüm aslında. Çünkü geçtiğimiz yılları çok ekonomik anlamda çok sağlıklı deyip geçiremediler. Ve bunun bir faturası olacaktı. Evet, Galatasaray, Fenerbahçe biraz daha buradan kendini koruyarak çıkan camialar. Ama şampiyonluk yarışında hep görmeye alıştığımız Beşiktaş ve Trabzon çok uzak kaldılar. Bu daha önceki yılların aslında faturaları. Şimdi diğer takımlara gelirsek, öncelikle kulüplerin yönetiliş şekilleri ve transfer harcamaları, daha önceki yıllarda yapmış, ülkemizde döviz kurları, bunların hepsini ayrı 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 sahalarda ele alırsak, yani muhtemelen dört büyük takımı karıştırmayalım biz, diğer takımlara bakalım. Yurt dışından yapılan transferlerde harcanan paralar ve alınan fayda eğrisi çizsek, çok basit bir şekilde bunu yani. Çok basit bir yere. Harcanan para, alınan fayda. Muhtemelen yukarıdan aşağı gelen çok keskin bir çizgi olacaktır. İşte bu ekonomik anlamdaki aslında tutarsızlık diyeyim, sonunda kulüplerin bu halde olmasına, yarışın daha doğrusu adil olmamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğer sebep, bence bunu uzun yıllardır iyi kurgulayamadık. Mesela hep öykündüğümüz, yani diyelim Premier Lig'e çok öykünüyoruz. Dünyanın bir numaralı ligi. Ve neden oradaki mesela hep istatistik analiz olarak verilir? Orada topun oyunda kalma süresi ve bizde oyunda kalma süresi diye. Evet, çok güzel. Bir futbol antrenörü olarak ben buradan payıma düşeni alıyorum. Ve İstanbulspor'da oynadığım maçlarda topun oyunda kalma süresini arttırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ki son 3 maça bakarsanız bu sözümü tuttum. Ama diğer tarafa da gelelim. Premier Lig'de yayın hakları gelirlerinden en çok alanla en az alan arasında 3 katı fark yok. 3-3,5 katı en fazla. Bizim ligimizde en fazla alan en az alanın 10 katı alıyor. Ki en fazla alanında tahmin edersiniz hangi takımlar olacağını, en az alanında tahmin edersiniz. Zaten bu camialar arasında doğalında 20-30 katı gelir farkı varken bir de yayın haklarından bu darbeyi yediği zaman hangi gelirlerle ya da hangi yatırımla onlarla yarışabilecek. Şimdi biz bu bütün bu çerçevenin dışında kendimizi tutarak kendi hem Futbol Federasyonu'nun belirlediği finansal fair play'e uyuyoruz. Hem de bizim kendi bir iç dinamiğimiz var. Kendi finansal fair play'imiz var. Onu da ne olursa olsun aşmıyoruz. Bu anlamda da
belki de zihnimizin rahat olmasının en büyük sebebi de bu. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz dönemde hatta yakın bir dönemde bir açıklamanız olmuştu. Evet. Kral çıplak değil, giyinmek istemiyor açıklaması. Evet. Bu sosyal medyaya çok yansıdı. Evet. Ama bu açıklamayı neden yaptığınız çok fazla lanse edilemedi. Yani anlayamadı taraftarlar. Bunun bu açıklamanın sebebini sormak istiyorum size. Bunu şimdi ben de futbol ailesinin bir paydaşı olarak kimseyi suçlamadan söyleyelim. Birincisi futbol yönetmeye niyetimiz var mı? Futbolu gerçekten adil yönetmeye niyetimiz var mı? Soru bu. O zaman varsa işte yayın hakları gelirlerinden bahsedebiliriz. Diğer pek çok son aylarda olmuş olaylar var. Bunların niye olduğunu bir bakabiliriz. Benim Antalya maçında ayrılırken de yine bir yaptığım açıklama vardı. Maç yönetimleriyle ilgili. O zaman biraz anlamayan olmuştu ya da eleştiri olmuştu. Biraz felsefik yaklaşmıştım maç yönetim şekillerine. Ama benden sonraki süreçte insanlar benim kadar felsefik yaklaşmadılar. Direkt müdahaleler ettiler bu konulara. O yüzden şimdi bütün bir şeyi topladığımız zaman futbolu nasıl yönetiyoruz'u ben ekonomi kısmından biraz bahsettim. Şimdi bunu stüdyoda biraz daha irdelerler. Başka bir kısmından daha bahsedeyim. Geçtiğimiz sene yani lige çıktığımız zaman rezerv lig diye bir lig kuruldu. Niye kurulduğunu anlayamadık. Yani garip kuralları vardı mesela. İstediğiniz kadar oyuncu alabiliyorsunuz. Cumartesi rezerv ligde oynattınız. Pazar günü A takımını oynatabiliyorsunuz. Bu neyi getiriyor? Daha çok alabilen daha çok alabiliyordu. Alamayan hiç alamıyordu. Yani ben 20 kişilik kadro kurarken karşımdaki 40 kişilik kadro kurabilirdim. Biz de bunun olmayacağını, doğru olmayacağını sayın başkanımızla beraber federasyondaki toplantıda ben de dile getirmiştim. Yine TRT ekranlarında. Sanırım yine Sayın Abdullah Avcı da buna çekimser yaklaşmıştı ama o dönem futbol yönetenler hayır bu olacak dediler bize. Toplantıda cevap da aynen bu şekildeydi. Hayır bu olacak diye arkasında durdukları rezerv ligi 4. haftasında, 4. maç haftasında kendileri iptal ettiler. Ve o dönem pek çok oyuncu rezerv lig, süper lig ve birinci takımları içinde ellerinde tuttukları ve U19'da oynatamayacakları oyuncuları son dakikalarda transferin son günlerinde hızlı bir şekilde elden çıkarmak zorunda kaldılar. Pek çok genç çocuk belki daha iyi yerlere gidebilecekken daha alt liglere, daha düşük fiyatlara gittiler. Yani kariyerlerinde büyük bir geri adım atmak zorunda kaldılar. Bu çocuklar kariyerlerinde o geri attıkları geri adımı mesafeyi kat edebildiler mi tekrar? Geri gelebildiler mi? Hayır gelemedilerse bu vebali kim ödeyecek? Anladım hocam. Bir örnek daha işte size yönetilme işinden. Nasıl yönetildiğinden daha doğrusu. Giyinmeye niyeti varsa kralın biz en güzel kıyafeti almaya adayız.